Merhaba sevgili öğrenciler. Türkçe dersimizden ikinci dönemin ikinci yazılı sorularıyla sizlerle beraberim. Sizler her zaman olduğu gibi videoyu durdurup önce kendi cevaplarınızı yapabilirsiniz. Daha sonra benim verdiğim cevaplarla karşılaştırabilirsiniz. Sınavın başındaki size verilen metin ya da parça olan kısmı ben sildim. Doğrudan diğer sorulardan başlıyorum. Birinci sorumuz. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyuttur? Somut sözcükler, ilk önce onu söyleyeyim, gözümüzde görebildiğimiz, elimizde tutabildiğimiz şeylerden oluşuyordu. Soyut sözcükler ise gözle göremediğimiz ama karşıdakilerin duygularıyla hissedebildiğimiz, mimiklerle, yüzünün şekliyle hissedebildiğimiz şeylerdi. Örneğin bir mutluluk. Hemen bakalım. Benimle sinemaya gelir misin? Sinema somut bir kelime. Yanımızdaki kadın birden fenalaştı. Kadın da somut bir kelime. Fatma kadar soğuk birini tanımadı. Buradaki soğuk sözcüğü mecaz anlamda kullanmış ve soyut bir kelime. Yani Fatma kadar böyle insanlara yakın davranmayan birisinden bahsediyor. İşte bu soyut bir sözcük. C şıkkını işaretleyelim. D şıkkına da bakalım. Mahallemiz çok şirindir. Mahallede somut bir kelime. İkinci sorumuz. Kadar sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine eşitlik anlamı katmıştır? Bakalım. Eve gelinceye kadar bu sizi idare eder. Burada bir eşitlik e, anlamı yok. Onun kitaplığı bizim okulunki kadar büyüktü. İşte burada bir eşitlik katmış bu kadar sözcüğü. Yani onun kitaplığı ile bizim okulun kitaplığını karşılaştırmış ve onun eşit olduğunu ifade etmiş. Bu anlama gelmiş. Bir daha okuyalım. Onun kitaplığı bizim okulunki kadar büyüktü. Onun kitaplığı bizim okulunki ile eşitti manasında. Cevabımız B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Sen gelinceye kadar gitmeyiz. Burada bir eşitlik yok. Benzini ne kadar aldın? Burada da miktar belirtmiş. Cevabımız B şıkkı. 3. Aşağıdakilerin hangisinde yapılmakta olan işin devam edilmekte olduğu belirtilmektedir? Yani yapılmakta iş yapılmakta olan iş devam ediyor manasında. A. Yarın kardeşimle Luna Park'a gidiyoruz. Şimdi burada daha iş yapılmamış, yarın yapılacak. Orada bir zaman belirtilmiş zaten. Gelecek zaman var burada. B. Bu sene karpuz yiyemeden yaz geçi verdi. Burada da geçmiş zaman. Yani bu yıl bu yaz karpuz yiyemeden biti verdi manasında. Arkadaşım sizinle görüşmeye yarın gelecek. Bu da geç, gelecek zaman. Zaten cümleden de anlamışsınızdır. D. 3 saattir aralıksız kar yağıyor. İşte buradaki işin devam etmekte olduğu ve yapılmakta olduğu bu cümlede var. 3 saattir kar yağıyormuş ve aralıksız. Ve bu kar devam ettiği manası var. Aradığımız cevap değişik. Dördüncü sorumuzda bir metin var. Bakalım. İlk önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdaki atasözlerin hangisinin anlamına uygundur? He, buradaki paragraftaki düşünceyi atasözlerine eşleştireceğiz. Bakalım. İnsan nedenli güçlü olursa olsun tek başına hiçbir şey yapamaz. Bir savaş başkomutanın verdiği taktiklerle kazanılır ama zaferin kazanılmasında askerlerinde büyük payı olduğu unutulmamalıdır. Bakalım A akıl akıldan üstündür. Şimdi bu atasözü buradaki paragrafı tam karşılamadı. B nerede hareket orada bereket. Buradaki ile pek uyumlu değil. C bir elin nesi var iki elin sesi var. İşte bu atasözü buradaki parçaya gayet uyuyor. E, nereden bunu çıkardık? Yani diyor ki tek başına komutan yetmez, askerlerin de büyük payı vardır. Yani savaş beraber kazanılır. Birlikte olur her şey. Bu atasözü bu manada. El elden üstündür bu da uymadı. Cevabımız C şıkkı. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? Nesnel neydi? Nesnel anlatım neydi? Kişiden kişiye değişmeyen anlatımlardı. Öznel anlatım ise herkese göre farklı olan anlatımlardı. Hemen bakalım. A. Yemek güzel olmuştu. Bu öznel bir anlatım. Çünkü başka birisi aynı yemek hakkında güzel olmamıştı diyebilir. B. Murat çok mutsuz görünüyor. Bu da öznel bir anlatım. Bu kişinin kendi görüşü. Başka birisi de diyebilir ki hayır Murat e, mutsuz falan değil diyebilir. Bu da öznel bir anlatım. Hasan hızlı koştu. Başka bir de diyebilir ki yok ya hiç de hızlı değildi. Bu da öznel bir anlatım. Ayşe dördüncü sınıfa geçti. İşte bu nesnel bir anlatım. Başka birine de sorsanız Ayşe kaçıncı sınıfa geçti? Dörde geçtiler. Öbürkü de dörde geçtiler. Demek ki bu kişiden kişiye değişmeyen bir anlatım. Yani nesnel bir anlatım. Altıncı soruya geçtik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamda kullanılmıştır? Çocuk hiçbir şeyden korkmuyordu. Korkmak kelimesi ilk aklımıza gelen anlamıyla kullanılmış burada mecaz anlam yok. Gerçek anlam var. Kendisi güler yüzlü birisidir. Bir kişidir manasında. Yine gerçek anlam var. Matematikten sınıfın yarısı dökülmüş. Şimdi dökülmek sözcüğü ilk akla gelen anlamıyla değil burada. Burada mecaz anlam var. Ne demek istiyor? Matematikten sınıfın yarısı yani kötü not almış demek istiyor. Dökülmüş manasıyla. İşte mecaz anlam burada. Ve C şıkkı olacak cevap. Söylenen, söylenenleri dikkatle dinliyordu. Dikkatli olmak ilk akla gelen manasıyla ve gerçek anlamıyla kullanılmış. Yedinci soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? Karşılaştırmak. Dürüstlük herkes için gereklidir. Bu cümlede ben karşılaştırma göremedim. Sözüne bağlılıkta senin gibisini görmedim. İşte burada bir karşılaştırma var. Ne demek? Yani bu söz, cümleyi söyleyen kişi diyor ki benim tanıdığım kişilerle sözüne bağlılık konusunda senin gibisini görmedim. Yani onları karşılaştırıyor. Tanıdığım kişilerle seni karşılaştırıyorum manasında. Burada bir karşılaştırma var. C. Önemli olan planlı ve sürekli çalışmaktır. Burada yok. Bitirme sınavları Haziran'da başlar. Burada da yok. 8. Yukarıdaki cümlelerin karşılıklı konuşma şeklinde sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Ben şimdi cümleleri tek tek okumayacağım. Sizler videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Nasıl sıralamalıyız? Ben daha önceden cümlelere baktığım için şöyle sıralamalıyız. Diyor ki bir kişi ben büyüyünce gemiler yapacağım. Diğeri diyor ki mühendis mi olacaksın? Aynı kişi cevap veriyor. Evet ama deniz için değil gökler için gemiler yapacağım. Diğer kişi uzayda gezeceğim desene. Yani nasıl olacak? 4, 3, 1 ve 2. Şıklarımızda 4, 3, 1 ve 2 yani C şıkkı doğru. Diğerleri hatalı bir sıralama oluyor. Bu şekilde sıralayabiliriz. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Okumanın önemine herkes inanmalıdır. Burada yok. Evin kapısı kapanınca dışarıda kaldık. İşte burada bir sonuç var. Dışarıda kaldık. Bunun nedeni evin kapısı kapanmasıymış. O zaman cevabımız B şıkkı olacak. Çayı ne zaman demlediniz? Burada bir neden sonuç ilişkisi yok. Sabah yürüyüş yapacağım burada da yok. 10. soruda bir şiir var. Yukarıdaki şiirin teması nedir? Yani konusu nedir? Bakalım. İzmir benim, Van benim. Şeref benim, şan benim. Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim. Yurda nasıl doyarım? Uğruna can koyarım. Ona bir yan bakanın gözlerini oyarım. Buradaki şiirin teması sizler de fark etmişsinizdir. Vatan sevgisinden bahsediyor. Diğerleri bu şiire tam olarak uymuyor. En güzeli C yani vatan sevgisi. 11. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur? Pişman olmak. Bakalım. Bir çaresini bulup sizi o geziye götüreceğim. Yani burada bir pişmanlık yok. Yani sizi diyor o geziye muhakkak götüreceğim manası var. Nerede acaba bu kitapçı? Bu da değil. Nineciğimin gözleri doldu. Nerede o eski bayramlar dedi. Belki bu cümle sizi yanıltabilir. Burada bir pişmanlık yok. Sadece nine'nin eski günlere olan bir özlemi var, bir özlemek duygusu var. D şıkkında ise bir pişmanlık göreceksiniz şimdi. Ah benim akılsız başım, ne diye inersin arabadan? Yani arabadan indiğine pişman olmuş. Keşke inmeseydim manasında. Cevabımız D şıkkı. 12. Yukarıdaki karşılıklı konuşmada cevap veren kişi hangi davranış içindedir? İki kişi konuşuyorlar. Bakalım cevap veren nasıl bir Duygu, davranış içinde. Afedersiniz. Çok susadım. Bir bardak su verir misiniz? Vereyim de. Biraz ötede bakkal var. Bir şişe su alıp içebilirdin. Yani bunu söyleyen, şu ikinci cümleye cevap veren kişi sevinçli değil. Sevecen bir yaklaşımı da yok. Hoşgörülü de değil. Biraz kızgın gözüküyor. O zaman cevabımız değişik Yani böyle cevap vermeseydi iyi olurdu değil mi? Hoşgörülü olmalıydı biraz. Devam edelim. Yorum yapma, buldular öğretmen Sorulara devam ediyorsunuz Evet, aşağıdakilerin, aşağıdakilerden hangisi olumsuz soru cümlesidir? Olumsuz nasıl oluyordu? Mesela atlamak, atlamamak. İşte gitmek, gitmemek gibi olumsuza çeviriyorduk eylemleri. Bakalım hangisinde var? Akşam evde hangi yemeği yediniz? Bakın hem olumsuz olacak, hem de soru cümlesi olacak. Burası bir soru cümlesi ama olumsuzluk yok burada. Yemediniz deseydi yani belki olurdu. Bu kuş da mı uçamıyor? Yani uçmak, uçamamak. İşte burada bir olumsuzluk görüyoruz. Bunu işaretleyeceğim. Az sonra diğerlerini de bakalım. Konuştuğu sözün arkasında durur mu? Burada bir olumsuz soru cümlesi var ama olumsuzluk yok. Kar yağdığı için tatil olacak mı? Yine soru cümlesi ama olumsuz değil. Bir kuş da mı uçamıyor? burada bir olumsuzluk var bak. Uçmak, uçamamak. Evet, cevabımız B şıkkı olacak. Yani gelmek gelememek gibi, gelmemek gibi bir olumsuzluk var. 14. Yukarıdaki paragrafa göre Ayşe teyze için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım, paragrafı okuyalım. Ayşe teyzem güler yüzlü, hoş sohbet, çalışkan bir kadındır. Avrupa Koleji'nde 5 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra müdür oldu. A) Sohbeti güzeldir. Evet, söylenebilir. B) Müdürlüğü seviyor. Şimdi müdürlük yapmış ama müdürlüğü seviyor mu, sevmiyor mu bu paragrafta yazmıyor. O zaman bunu söyleyemeyiz. Diğerlerini de kontrol edelim. Öğretmenlik yapmış. Evet, burada yazıyor. Çalışkandır diyor. Evet, çalışkan olduğu da belirtilmiş ama müdürlük yaptığı söylenmiş ama müdürlüğü sevip sevmediği söylenmemiş. Son sorumuz. Yukarıdaki yazıda yazar hangi duygularımızı etkilemektedir? Yani duyularımızdan bahsediyor. Bakalım. Bataklık yaz aylarında fıkır fıkır kaynar. Şimdi kaynar derken hem görmüş hem de kaynama sesini duymuş. Fokur fokur bataklık kaynıyor. Kirli pistir. Yine görmüş. Görme duyusu var. Kokudan yanına yaklaşılmaz. Ha koklama da oldu. Çürümüş saz, çürümüş ot, kamış, çürümüş toprak kokar. Yine kokmak devam ediyor. Kışınsa duru, pırıl pırıl taşkın bir sudur. Yani görme duyusu zaten var. Bataklıklar geçildikten sonra tarlalara gelinir. Toprak yağlı, ışıl ışıldır, sıcacık, yumuşacıktır. Ha, yumuşacık olduğunu demek ki dokunarak anlamış. Bir dokunma duyusu da var. Hemen bakalım. Şimdi bakın. Görme, koklama, dokunma ve duyma duyularından bahsettik ama tatma duyusu bu parçada yok. Yani bir şeyin tadına bakmamış, tadından bahsetmedi. O zaman A şıkkı olamaz. E, tatma B şıkkında da yazılmış, burası da olamaz. D şıkkında da tatma var, burası da olamaz. Duyma, koklama, görme ve dokunma duyuları C şıkkında var. Tatma duyusu bu parçada yoktu. O zaman cevabımız C şıkkı. Bu son sorumuzdu sevgili öğrenciler. Sizlere yazılarınızda, sınavlarınızda sonsuz başarılar diliyorum. Başka e, örneklerde bu ilk örneğimizdi. Başka yazılı örneklerinde Türkçe dersinden görüşmek üzere sizlere hoşça kalın diyorum.